Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mobil adli inceleme yazılımı olan Mobile Edit Forensic Express ile ilgili bir video çekmek istedim. Elimizde bir telefon var ve bu telefonun giriş şifresini unuttuk. Bunu kırmanın tabii ki de birden başlı birçok yolu var. Ama bu Mobile Edit'in içindeki seçeneklerle çok rahat bir şekilde kırma şansınız da var. Aynı zamanda inceleme yazılımı olduğu için telefonun içerisindeki CD karttan tutun tüm dosyaların imajlarını ortaya çıkartabiliyor aslında. Activation kısmında herhangi bir aktivasyon kodunuz varsa bunu girebilirsiniz. Settings kısmında da dilinizi burada seçebiliyorsunuz. Zaten İngilizce desteği var, Türkçe desteği yok. Şu şekilde File Manager kısmında kendi Mobile Edit'in içinde bulmuş olduğu dosyaların petleri yer almakta aslında. Burada training kısmı da eğitim kısmı olması lazım. Yani bir oyuna başladığınız zaman önce bir training yaparsınız. Bu şekilde. Şimdi Start'a bastığımız zaman şu anda bir cihaz arıyor aslında. Bakalım CM5 Plus cihazımızı bulabilecek mi? Evet arkadaşlar. Neden şu anda telefonumuz Mobile Edit üzerinde gözükmüyor? Çünkü şu anda ekranda da görüyorsunuz. Mobile Edit görmesi için bizim kesinlikle USB hata ayıklama modunu açmamız gerekiyor. Burada tamam seçeneğini seçtikten sonra şu anda bir aslında bilgisayarımız üzerinde bir ses duyuldu. Siz eğer ki telefonunuzu ilk kez bağlıyorsanız Mobile Edit'i açtığınız zaman telefonunuza şu anda zaten Mobile Edit'i bilgisayar üzerinde göreceğiz. Evet, Forensic Connector diye bir uygulama var. Bunu ilk olarak yüklemenizi isteyecek sizden. Bunu şu anda Waiting for PG diyor. Yani PG bekleniyor aslında. Evet, şu anda bir bilgisayar üzerinde gördüğünüz üzere buldu ve connected yazısı çıktı. İsterseniz Wi-Fi connection yapabilirsiniz. İsterseniz datayı import edebilirsiniz içe. Ve hackpon diyerek aslında burada da yani fiziksel olarak telefonumuzu dump edebilirsiniz. Routing işlemleri var. Burada bekliyorum ben. İsterseniz de Bluetooth ile connection yapabilirsiniz. Ama yapmak istediğiniz şey aslında burada ne olacak? Pon data preview derseniz dışarıya bir veri çıkaracak. Burada az önce Forensic Connector'ın yüklemiş olduğumuz bu uygulamayı, yazılımı burada remove diyerek silebilirsiniz. Remove Connector menüsü var. Disconnect diyerek bağlı olduğunuz cihazı aslında disconnect yapıyorsunuz. Burada pon data preview diyelim isterseniz. Burada diyor ki başlamak ister misin diyor dışarıya çıkarmak için. Evet, biz evet seçeneğini seçtik. Evet arkadaşlar, şu anda başka bir telefon üzerinde işlemlerime ben devam etmek istiyorum. Gördüğünüz üzere tüm bilgiler burada yer almakta, mesaj kısımları. Şimdiye kadar ve aynı zamanda time zone alanı ve time stop ve body yani yazılmış olan nesneler burada yer alıyor ve kimden geldiği. Type kısmı da send olarak gözükmüş. Burada zaman dilimi olarak UTC artı 3 zaman dilimi Türkiye'nin zaman dilimi bu da. Burada gördüğünüz üzere tüm mesajlar, gelen mesajlar ve gönderilen mesajlar yer almakta. Ve burada da tüm arama kayıtları yer alıyor. Evet arkadaşlar, bir diğer kısım da full content kısmı. Burada da aslında adından da anlayacağınız üzere tamamen telefonunuzu taratma şansınız var. Bu işlem biraz tabii ki de uzun sürebilir. Diğer seçeneğimiz de Application Analiz. Bu telefonunuzda yüklü olan tüm uygulamaların analizini gerçekleştirebilirsiniz. Örnek olarak telefonunuzda WhatsApp yüklü ve buradaki analizi yapmak istiyorsunuz. Next diyorsunuz ve time zone veyahut da vaka ile ilgili detayları burada doldurma şansınız var. Sonrasında ben burada herhangi bir doldurma yapmayacağım. Tekrardan aynı şekilde next diyorum ve devam ediyorum. Buradaki kamera balistik seçeneği de aslında önemli. Medya olarak kamera balistiği zaten otomatik seçmiş oluyoruz. Tekrardan aynı yere ben export etmek istiyorum. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Formatımızda hangi bilgiler yer alacak? Yine aynı veriyi verdi. Ben no diyerek devam ettim. Şu anda WhatsApp ile ilgili aslında bilgileri elde etmeye çalışıyoruz. Bakalım başarılı bir şekilde bulabilecek miyiz? Evet, şu anda lütfen okey deyin ve bilgisayarınız üzerinde backup almasını sağlayın diyor. Evet arkadaşlar, adli inceleme programı olan Mobile Edit üzerinde devam ediyoruz. Ben daha önceden General Mobile 5 Plus üzerinden anlatım gerçekleştirmiştim aslında. Ama orada bağladığımız zaman telefonun kök izni yani root izine sahip telefonumuz rootlu olduğu halde
telefonun kök hızına sahip olamamıştık. Bu da bence uygulamayla alakalı olabilir. Çünkü uygulama yani mobil edit programı eski programlar yani eski telefonlar üzerinde hala da çalışmakta. Uygulamanın kendi sürümü üzerinde olduğunu düşünüyorum bu sorunun. Yeni telefon üzerinde denediğim zaman telefonun rootlu olmasına rağmen not rooted hatası alıyorum. Yani 2005 telefonum var. 2005'te çıkmış bir telefon. Onun üzerinde ise yani hala da telefonun kendisi üzerinde bir root var ve bu programda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Yani telefon rootlu ve uygulamada rootlu olduğunu söylüyor. Ama yeni çıkan telefonlar da root olmasına rağmen bu uygulamamız, bu yazılımımız, adli inceleme yazılımımız telefonun rootlu olmadığını hala da söylemeye çalışıyor bize. Yani burada telefonumuz rootlu olmasaydı General Mobile 5 Plus'taki gibi yani General Mobile 5 Plus'ta bu ekranlar yoktu. İkisinin karşılaştırmasını ben bir koyarım. Burada root izinle yani kök izine sahip olduğumuz için şu üç menünün altındaki browse phone kısmı gelmiş, bir de fiziksel imaj kısmı gelmiş. Yani burada aynı zamanda bir imaj alabiliyoruz. İsterseniz bir browse phone diyerek telefonumuzun browse phone'una gidelim. Bir diğer kısmı da create fiziksel imaj. Burada aynı zamanda imaj kısmı var ve burada imaj da alabiliyoruz. İsterseniz ben bir imaj seçeneğini seçeyim. Kaydet diyelim. Şu anda root access required dedi. Yani dedi ki telefonunuzda bu ekrana izin veriniz. Ben de okey diyorum ve telefonumda şu anda root iznine sahip olan bir uygulama şu anda dışarıya aslında fiziksel imajını çıkartıyor. Gerçekten bu çok güzel bir örnek oldu aslında. Mobile edit sayesinde aslında imaj da alabiliyoruz. Ama telefonumuz rootlu olması şartı var. Telefonunuzda herhangi bir root izni yoksa, kök iznimiz yoksa mobil edit programı buna izin vermiyor. Kök iznine sahip olmadığınız için telefonumda kök izni nasıl ulaştım? King Root uygulamasıyla da başarılı bir şekilde telefonumu rootlamış oldum. Tabii bu her telefon için King Root çalışmaz. Onun için yeni nesil telefonlarda King Root'ta rootlamayı başaramazsınız. Kanalımda da CM5'in nasıl rootlandığı var. Bunun için TWRP yüklemeniz gerekiyor. TWRP nasıl yüklenir? Sonrasında da Magix zaten yüklemeniz gerekiyor. Evet, fiziksel imaj kısmında bir hata aldık. İmaj seçeneğinde başarılı olamadı. Ben burada Specific Selection kısmından devam etmek istiyorum. İsterseniz burada Summary, Delete Data, silinmiş verileri çıkartabilirsiniz. İsterseniz hesap bilgilerini çıkartabilirsiniz. İsterseniz rehberindeki kontak bilgileri. İsterseniz mesaj bölümü, isterseniz mail, isterseniz aramalar, isterseniz organizer, isterseniz application. Application listler var. Fotoğraflar, silinmiş olan fotoğrafları çıkartabilirsiniz. Audio files, video files ve dokümantasyonlar. İsterseniz dosyaları çıkartabilirsiniz. GPS location, cookie bilgileri de aynı zamanda kontak analiz. Bu bilgileri çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Password'ları da çıkartabiliyorsunuz. SIM kart çok önemlidir. Sistem logları, user dictionary, Wi-Fi network'ler, timeline anları ve web. Bu sayede aslında tüm verileri ortaya çıkarma şansımız var. Ben aynı zamanda silinmiş verileri de çıkartacağım. Göstermek babında. Next diyelim. Evet, tekrardan ne istiyoruz? PDF şeklinde çıkarılmasını istiyorum. İsterseniz burada dışarıya mobil edit backup şeklinde dışarıya da çıkartabilirsiniz. Export süresini daha da fazla artıracak. Next diyelim. Kamera balistik seçeneği de önemli. Tekrar ne istiyoruz? Ve şu anda aslında dosyalarım saranmaya başladı. Telefonun rootlu olmamasıyla olmasının arasındaki farkı burada da çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şu anda mobil edit bir tane dosyayı okumaya çalıştı. Reading Files kısmında. Ve benim telefonumda okuma yetkisini almak için bir menü çıktı. Ve yetkiyi kendisi verdi aslında. Şu anda yani telefonumdaki root uygulaması, rootlamayı sağlayan kısım yetkiyi de kendisi vermiş oldu. Evet, Reading Files kısmında gördüğünüz üzere yetkileri OK kısmını bu şekilde almış oldu. Eğer ki telefonunuz rootlu olmasaydı, buradaki mobil edit programı reading yani dosyaları okumaya çalışırken, okuma yetkisine sahip olmaya çalışırken bu okey değil de access denied yani yetkisiz bir erişim almaya çalıştığını burada ifade edecekti bize. Access denied kısmı burada yer alacaktı ama telefonumuzda root var.
Şu anda dosyaları çok rahat bir şekilde okuyabiliyoruz. Bu almış olduğumuz kök izni sayesinde aslında. 2856 tane dosya tespit etmiş. 140 tane uygulama tespit etmiş. Ve 385 tane uygulama dosyayı kopyalamış, kopya yapmış. Şu anda backup almaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, sonuç olarak bizim bir PDF dosyamız burada oluşmuş oldu. Bu işlemi şu anda tamamladık. Result folder diyerek PDF'imizin olmuş olduğu dosya konumunu açabiliyoruz. Burada Report PDF kısmına basıyoruz. Ve gördüğünüz üzere Discovery 2 mini kısmı karşımızda. Dava ile ilgili, case ile ilgili kısımlar yer alıyor. Şöyle bizim için gördüğünüz üzere bir içindekiler sayfası oluşturmuş. Çok güzel bir menü olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz üzere sayfa sayısını göstermiş. Password'lar 318. sayfada atmış. Şu şekilde silinmiş olan veriler ortaya çıktı. Bir tane arama olduğunu söylüyor. URL. Application Chrome. Yani direkt olarak application aramasında Chrome'un gittiği sayfası burada yer almakta. Evet arkadaşlar, fark ettiyseniz spesifik taramada aynı zamanda password'ların da çıkarılmasını istemiştik. Burada aslında tüm password'lar aklımıza gelebilir telefonumuzdaki yazmış olduğumuz. Örnek olarak burada bir Wi-Fi ev internetinin bir şifresi yer almakta. Tabii ki de siz bunu şu anda görmüyorsunuz. Evet, biz başlangıçta aynı zamanda files kısmını da seçmiştik seçenek olarak. File seçeneğini seçtiğimiz için şu anda telefondaki tüm dosyalara aslında ulaşabiliyoruz ve APK varmış. Telefonumuzdaki APK'lar burada yer alıyor. Şu şekilde yükleme şansımız var. Ama şu anda çalıştıramayız APK'yı. Evet, Memuplay açıldı çünkü direkt olarak APK dosyası. Aslında bir TXT dosyası var. Örnek olarak ben bunu açmak istiyorum. Ve izin ver seçeneğine tıkladım ve direkt olarak aslında açabiliyorum. Şu anda aslında sistem dosyalarının içindeki tüm klasörlere erişim iznim var. Ve tüm uygulamalara erişme şansınız var. Ve en son ne zaman modifiye edilmiş, oluşturma tarihleri yer almakta ve erişilme tarihi, en son erişilme tarihi yer alıyor. Evet, en son olarak da Device Info Only seçeneği var. Bu seçenekte de kısaca cihaz hakkında bilgi alma şansınız var aslında. Evet, bu aslında hızlı bir şekilde cihaz hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. İstersek bu almış olduğumuz, yani mobil edit üzerinde almış olduğumuz imajı da bu deneme sürümü üzerinde, yani Belkasoft Evidence Center üzerinde açma şansımız var. Burada vaka oluştur diyorsunuz. Vaka adını istiyor sizden. Burada bir veri kaynağı eklemek istiyoruz. Burada cep telefonu, benim şu anda bağlı ve cep telefonunun oluşmasını istiyorum. Burada Android seçeneği var. Gördüğünüz üzere burada bir sürü menü var ama ben direkt Android genelik kısmına devam ediyorum. İsterseniz burada fiziksel bir imajdan bahsetmiş herhalde. Biz fiziksel bir imaj diyelim. Bu sebebi hata ayıklama modunu açınız diyor. Evet, burada açalım, devam edelim. Evet, şu anda benim cihazımı gördü ve description olarak ADB cihazı olarak gördü. İleri diyorum. Burada da bölümlerimizi seçmemizi istiyor. Fakat bu menüden sonra ben ilerleyemedim. Yani partition kısmı çıkmadı. Onun için burada ilerleyemedim. Aslında Belkasoft X de bu şekildeydi. Evidence Center X. İlk başta Mobile Edit'i incelemiştik. Çok faydalı bulmuştum. İnşallah faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun.